Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası İMA Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde deprem öncesi yapılar incelenip, kentin yapı envanteri ortaya çıkarılacak. 6 ay sürecek çalışmalarla ilgili bugüne kadar yapılan envanter çalışmasına ilişkin bilgilendirme sunumu düzenlendi. Bu yaptığımız çalışma şu anda 81 ilde sadece Kocaeli'de tüm ili kapsayacak şekilde yapıldı. Deprem riski altındaki yapıların belirlenmesi. Bunu yapabilmemiz için bir bilim kurulu toplandı. Bu bilim kurulunun içerisinde Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK, MAM, diğer odalar, işte elektrik mühendisler odası, mimarlar odası, jeoloji mühendisler odası hep beraber bir bilim kurulunun karar verdiği yöntemle Kocaeli'deki yapı stoğunun sınıflandırılması çalışmasını başlattık. İlk başladığımız noktalar zemin sınıfı 1 derece olarak bize iletilen yerlerin incelenmesiyle başladık. Bunlar genelde şehir merkeziydi. Şu anda gördüğünüz üzere şu bölgelerin hepsini çalıştık. Karamürsel'in köylerinde de varız. Kandıra'nın köylerinde de varız. Derince'nin, Gebze'nin ve şehir merkezinin hemen hemen ilçe merkezinin tamamında başlayarak devam ettik. Yapılan çalışmalar 12 ilçede aynı anda başladı. İnşaat Mühendisleri Odası'na bağlı teknik personellerce ve personellerimizin tamamı inşaat mühendisi ve tamamında işe almadan önce hem hızlı tarama yöntemlerinin eğitimini verdik, hem tekrar mesleki eğitimlerini gözden geçirdik ve tüm eğitimlerini vererek tekrar hocaların değerlendirmesinden sonra sahaya sürdük. Şu anda 2 aylık süreçte yaptığımız inceleme çalışmalarının verileri. Günlük yaklaşık 2000-2500 arası veri incelemesi yapılıyor. Yapılan incelememiz 76.466, yani Kocaeli'de 300 bine yakın yapı olduğunu düşündüğümüz zaman 313 bin tamamen, yani deprem öncesi, deprem sonrası değil, tüm yapılarımızın sayısı 313 bin civarında. Biz şu anda 76.400'lerdeyiz. İlk konuştuğumuz 160 bin deprem öncesi yapının hemen hemen %50'sine, %52'sine ulaştık. Maide Restoran'da düzenlenen sunuma İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün ve Büyükşehir yetkilileri katıldı.